Güzel bir konuya değineceğim bugün. Aydınlanma. Kartım var. Ve direkt okuyacağım. Çünkü bu konu esasında bu içsel pratiklerde olan her birimiz için çok ciddi bir soruşturmadır. Aydınlanıyorum. Aydınlanıyor muyum? Her gün mü bir aydınlanma içerisindeyim yoksa birdenbire mi aydınlanacağım? Belki çok değerli büyükler var. Hani onlardan kendini yetersiz, uzak görme. Belki ya zaten bu imkansız, benim ne alakam var falan gibi. Bütün bunlara değiniyorum. Çünkü hepsine ben dokundum, hepsinden geçtim. Şimdi şu şekilde okuyorum. Senden uzak değil. Sakın büyütüp arkanı dönme. Çünkü uzun süreler ben bu çalışmaları yapıyorum ama Bana acaba ne faydası olacak? Benim kime faydam olacak? Oradan dön, tekrar gel. Senden uzak değil. Sakın büyütüp arkanı dönme. Her birimizin değişik seviyelerde yaşam alanı. Yani her birimiz bir nevi aydın. Çünkü her birimizin özü bu aydınlıkla bir. Toprağa attığın tohum gibi özü sende ve gelişiyor. Kendini hatırladığın her an şahane. Tutkun, pratiğin ve hayatın desteğiyle hare hare yayılarak yükseltiyor, hafifletiyor, derinleştiriyor, sevgide yüceltiyor. Birkaç bir şey var burada. Başlangıçta da böyle kısaca sunduğum gibi. Bana göre. Benim pratiklerime göre bir tane çok ciddi bir aydınlanma yaşamış olmakla birlikte ki o da esasında çok sıkı geçirdiğim kaza sonucu oldu. Hakikaten o kadar karanlıktan inanılmaz bir aydınlığa uyandım. Ancak şart değil, hepimiz için de böyle bir şey yok. Zaten kimseye de böyle bir şey olsun diye de bir dilemede bulunamam. Onun dışında benim bütün pratiklerim zaman içerisinde küçük 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 beni açmaya, aydınlatmaya devam etti. Yani ne kadar karanlığımla kalabildim, ne kadar bir o dur bakalımı sunabildim, ne kadar oraya biraz nefes alanla tatlı tatlı şöyle bir büyü, bir böyle bir oluşum sunabildim. Orası zamanı gelince, elle benim pratiğimin hemen arkasında değil, zamanı geldiği zaman, wow, evet ya. Ya işte budur. Dediğim alanları getirdi. Senin pratiğinde nasıl bilemiyorum. İlk başladığım zamanlarda da diyordum ki ya evet ya bu çok masterlar için, bu çok farklı insanlar için, bu çok derin insanlar için. Hani bana Zeynep'e hani nereden olacak ki bu aydınlanma olayı? Dolayısıyla ne diyorum kartta? Büyütme gözünde. Çünkü zaten bu parıltı sende var. Ha ne kadar bunun gelişeceği, ne kadar aydınlanacağı hem senin pratiklerinle alakalı hem yaşamın sana sunduğuyla, sunacaklarıyla alakalı. Benim de seneler önce böyle kendimden hem pratiklerimdeyim ancak böyle daha dışımda ve kendimin uzağında gördüğüm bir alandayım aydınlanmayı. Bir değerli bir hocamın konuşmasında şöyle bir yer geldi ve dedi ki herkes olduğu kadar aydın. Wow, senelerdir böyle onu sorguluyordum. Hani öyle mi böyle mi şu mu bu mu bütün o yetersizlik hisleri. Hem çalışıyorum hem onlar böyle ağır basıyor gibi. Sanki herhalde zamanı gelmişti, yeri gelmişti.
Dedim ki, evet ya, evet ya. Herkes aydın olduğu kadar aydın, herkes farkında olduğu kadar farkında. Herkes görebildiğini göremiyor. Göremediği üzerinde dilerse pratiğini sürdürüyor. Değil mi? Yani benim çalışmalarım üzerine cesaretimi acayip desteklemişti. Ve o zaman onu aydınlanma olayını böyle hep onu böyle bir çalışmalarımızın sonundaki böyle bir meyve gibi hani habire uğraşıyoruz ya oraya doğru. Değil de sanki pratiklerimle oluşayım, sanki irdeleyeyim, sanki soruşturmamı, araştırmamı sürdüreyim. Geri geldiği zaman yaşam beni açsın, beni desteklesin, beni parıldatsın. Çünkü hiçbir zaman senin sadece benim sadece pratiklerimizle alakalı değil. Bizim neyi ne kadar kaldırabileceğimizle de alakalı olduğunu, ilgili olduğunu görüyorum bu aydınlanma olayının. Evet, dolayısıyla şöyle toparlayacağım. Tohumu sende. Sulamaya devam et. Zorluklar olduğu zaman bilhassa pratiklerinin arkasında dur. Ve yaşama güzel. Beraber çalışıyorsun. Beraber dans ediyorsun. Beraber nefes alıyorsun. Değil mi? Bunu kaçtır yeri geldi mi? Şimdi de hop kendiliğinden geldi. O nefes verilmese hangi yaşam, hangi aydınlık, hangi araştırma, hangi niyet, değil mi? Dolayısıyla o güven sevdiğin şeyleri gönlünden böyle güzel güzel araştırmaya, kendine sunmaya, paylaşmaya devam et. Ve bak bakalım yani beklentisiz şekilde pratiklerin içerisinde var olmaya devam et. Biraz derin girdik belki. Ancak konu da derin. hafif de olabilir. Tabii nasıl baktığına göre. Ancak benim burada bütün niyetim senin cesaretini desteklemek. Ve pratiklerinde sana biraz kol kanat sunmak. Ve hiçbir şekilde gelişimi, aydınlanmayı, açılımı, gücü, derinleşmeyi, hafiflemeyi neyse kendi dışında, kendinden uzak görmemen. Böyle pratiklerine devam. Sulamaya, toprağa devam. Açılımlar her daim. Pratiğinle tatlı tatlı var olmaya devam. Beklentileri, idealleri bir kenara koyarak, güvenerek. Böyle. Teşekkür ediyorum dinlediğin için. Umarım bir yerden bir şekilde sana dokunabildim.